Merhaba Ritika, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Aslında seni görmeye hastaneye gelecektim ama sonra bugün taburcu edildiğini duydum. Nasıl bu kadar çabuk çıktın? Üstüne bir de bu eğlence, ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bu kadar çok soru sorarsan tabii ki bir şey anlamazsın. Sen söyle bakalım, nasıl görünüyorum? Her zaman olduğu gibi harika ama... Aması falan yok Ritika. İyi görünüyorsam iyi hissediyorumdur. Dahası sen de geldin ya. Şimdi eğlencenin tadını çıkarabilirim. Ama bu halde nasıl... Ritika, sana beni boş ver dedim ya. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hayatı yaşamak gerek. Nefes aldığın sürece tadını çıkar. Çünkü o nefes ne zaman durur bilemezsin. Sen pratik biriydin. Ne zaman filozof oldun? Neyse boş ver bunu. Senin dinlenmen gerekiyor. Hadi. Yapma Ritika. Ben arkadaşız sanıyordum. En azından beni anlamanı beklerdim. Arkadaşınım ve seni çok iyi anlıyorum. Ama... İyi arkadaşımsan başka söze gerek yok. Gecenin tadını çıkarman gerek. Gel. Nereye? Gel dedim. Tamam. Söyle bakalım. Ne alırsın? Ben bugün kendimden geçmek istiyorum. Ya sen? Ranvir, sen ilaç alıyorsun. Bunu asla yapmaman gerekiyor. Ölümün pençesinden kurtulanlar için ne olduğu fark etmez. Söyle hadi, ne istiyorsun? Hayır Ranvir, ben iyiyim. Pekala. Garson! Garson! Buyurun efendim, ne istemiştiniz? Servis neden bu kadar yavaş? İşinizi yapmıyorsunuz. Neden herkesin eli boş? Ben hemen hallederim. Garson! No, yapma. Bu garsonlar konuklar için. Özel bir arkadaş için özel biri gerekir. Aa, karım da burada. Öteki yarım. O benim için her şeyi yapar. İyi günde, kötü günde yoldaşımdır. Öyle mi demiştin? O halde sözünü tut. Dediğini yap. Bana ve arkadaşlarıma servisi. Benimki buzlu olsun, bu güzel hanım için de hafif bir şey. Ranvir, ne diyorsun sen? Hadi. Garson, Bay Arvi ve arkadaşı için... Garson değil işen. Sen getireceksin. Ben bunu senden istedim. Şaşıracak ne var? Sen karımsın. Bu evin sahibi değilsin. Herkes gibi sana düşeni yapacağız. Yoksa karımsın diye benimle bir bağın olduğunu mu düşünüyorsun? Kimse Arvi ile bir olamaz. Arvi tektir. Şimdi sana ne diyorsam onu yap. Git bize servis yap. Randir. Bekle, telefonum çalıyor. Bir saniye. Anladım. Tamam, görüşürüz. Oo, işte geldi. Al bakalım. Hayır sağ ol Şeni. Bir şey almak istersem kendim alabilirim. Hadi ama Ritika. Karım bunu sevgisini katarak hazırladı. Onu geri çevirirsen bu onu çok üzer. Hayır Ranvir, gerek yok. Peki tamam. O zaman benden al. Benim elimden hadi. Al. Herkes eğlensin. Hadi devam edin. Hey Manas, buraya gel. Ona da ver. Hadi. Hadi Manas. Bana katılmayacak mısın? Hadi ama herkes için tek tek söylemek zorunda mıyım?
Buradaki herkes Arvin'in misafiri. Gidip herkese servis yap. Bekle, dinle. Manas'ın annesi burada, Dişan'ın arkadaşları da. Önce onlara hizmet et. Bu arada yüzün gülsün, tamam mı? Amba abla, adım gibi eminim ki bugün yüreğin keyiften eriyordur. Baksana abla, oğlun senin gibi konuşuyor. Ha? Manam. Bu özel günde bardak kırdım. Bu kötüye işaret. Her neyse, bardağı kimin kırdığı önemli değil. Ama toplamak hizmetçinin işidir. Yıllar önce hep yaptığım gibi. Ranvir, hayır. Sen yapmayacaksın. Nereden çıktı bu? Benim yapacağımı kim söyledi? Ben faraşı sana verecektim. Kırıkları sen temizleyeceksin. Baksana şuna. İşhaniye yeri temizletiyor. Kim bilir bize neler yapacaktır. Ha İşhaniye ha başkası. Sorunun kökü her zaman bir kadındır. Göreceksin. Bu evde hepimizi çok zor günler bekliyor. Tanrı yardımcımız olsun. Tanrım, Titanik battı batacak. Boğulmak istemiyorsam hemen bir çare bulmam gerek. Ne oluyor Ranvir? Ben buraya arkadaşımı görmeye geldim. Ama sanki yeni birini görüyorum. Öyle mi? Bu iyi işte. Sen sürprizleri seversin. Bu da benim sana sürprizimdi. İşhani, Ranvir neden sana öyle davranıyor? Bunu Ranvir'le konuşsak iyi olur. Siz ikiniz bir şey söylemeyin. Ben uygun bir anında konuşurum. Ya evet ama İşhani... Pratek, bana biraz zaman vermek zorundasın. Söz veriyorum. Ben her şeyi halledeceğim. Ne oluyor Bay Nitin? Parti devam ederken beni neden çağırdın? Daha eğlenceye yeni başladık. Konuklar ne der sonra? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Özel bir şey. O yüzden buraya çağırdım. O kadar önemliyse yarın şirkette konuşabilirdik. Partiyi bırakıp gitmem yanlış olur. Bu Arvi'ye yakışmaz. Her neyse. Seni dinliyorum. Seninle İşhani hakkında konuşmak istiyorum. Herkes gibi ona nasıl davrandığının farkındayım. Kabul ediyorum, sana yaptığı doğru değildi.
Bu çok büyük bir yanlıştı. Ona olan güvenini sarstı. Ama benim aklım diyor ki Çırak'ı görmeye gitmesinin bir sebebi olmak zorunda. Sen de açıklama yapmasına izin vermezsen bunun arkasındakini nasıl öğrenebilirsin? Bir kez olsun kızımı dinle Ranvir. En azından sebebini izah etmesine izin ver. Kızına? Gerçekten mi? O babası olduğunun farkında mı? Herkesin gözünde o Harşat Parekin kızı. Sen de benimle çalışıyorsun. İnsanlar da gördüklerine inanır. Bence fikirlerini değiştirmeye kalkma. Çünkü yapamazsın. Bu arada bir çalışanım olarak seninle sadece iş konuşurum. Özelimi değil. Hele benim için bir önemi olmayanları hiç. Ranvir oğlum. Burada ne yapıyorsun? Herkes aşağıda seni bekliyor. Mesele nedir? Her şey yolunda mı? Çalışanım bana akıl veriyor baba. Karıma nasıl davranacağımı bana öğretmeye kalkıyor. Bay Kaleş, siz de fark ettiniz. Ranvir'in İşani'ye nasıl davrandığını gördünüz. Demek istediğim, İşani onun karısı. En azından karısına saygılı davranabilir. Siz ona izah edin. Lütfen. Bu ok kurşun oğlum. Kalbinin bir santim yanındaydı. Bunu artık her zaman boynunda taşıyacaksın. Bu bir gerçeği sana hep hatırlatacak. İşaniye olan sonsuz sevgin için neler ödemek zorunda kaldığını. Bay Harşa'da olan sonsuz sadakatini, İşaniye olan ebedi sevgini ve sadakatini. Sen ikisi için de çok şey yaptın. Bu uğurda sayısız zorluğu göze aldın. Onlar için savaştın. Bir tarafta onlar var, diğer tarafta hayatın. Ritika mı? Evet. Ritika. Senden Ritika'yı etkilemeni istiyorum. Sen ne diyorsun anne? Canım. Bak Nişa bile evleniyor. Bu gidişle evde kalacaksın. Bana ne zaman bir gelin getireceksin? Duygusal baskı demek. Ama üzgünüm. Bende işe yaramaz. Boşuna uğraşma. Ben ciddiyim. Yeri geldiğinde hayatı ciddiye almak gerek. O şehrin en göze bekarlarından. Keza sen de öyle. Her neyse. Niçin hep İşani olduğu gibi kızlar kısmetli olsun? Fırsat eşitliği erkek çocuklarının da hakkı. Özetle sen zengin bir gelin istiyorsun değil mi anne? Doğru. Ve senden onu etkilemeni istiyorum. Yoksa ben gider doğrudan teklif ederim bilmiyorum. Hayır anne. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Evet, elbette. Evet. Evet. Ama sen sanki pek eğlenmiyor gibisin. Ben mi? Elin neden boş? Oo. Galiba kızlarla da pek aran yok. Hayır, yani ilgisi yok. Neden bir şeyler almıyorsun? Hayır, ben iyiyim. Benim pek aram yok. Tamam, en azından bunu belirtmiş oldun. Benim de bırakmaya niyetim hayır, yok. Hayır, beni yanlış anladın. Şaka yapıyorum. Bana biraz daha getirir misin? Peki, tamam.
Ranvir lütfen. Dinle beni. Dinle bir kere. Beni görmezden gelerek bu soruna bir çözüm bulamayız. Ranvir, aramızda bir yanlış anlaşılma var. Bunu birlikte halletmek zorundayız. Düşündüğün gibi değil Ranvir. Gerçek şu ki... Arvi hakkında gerçeği bu defa gözlerimizle gördük. Hı-hı. O çok çapkın biri. Her zaman haber olduğu doğru ama bu defa başka türlü gündemdi. Evli olmasına rağmen bir sevgilisi varmış. Karısını herkesin gözleri önünde nasıl küçük düşürdüğünü gördünüz. Ben karısını hiç sevmediğine eminim. Belli ki bu yüzden gözü başkalarını görüyor. Bütün zengin erkekler öyledir canım zaten. Arvin'in de diğerleri gibi gözü dışarıda. Belli ki kız sorun olmaya başladı. Arvin'in o kazayı yapmasına sebep oldu. Duydun mu? İnsanların hakkında söylediklerini duyuyorsun. Onlara bir şey söylemeyecek misin? Sen de biliyorsun. Bunu çırak yaptı. Şenali'yi kullandı ve... Tamam. Sen kimseye bir şey söylemek istemiyorsun. Öyle olsun. O zaman ben söylerim. Çünkü sen kimseye yanlış bir şey yapmadın. İnsanlar da bu gerçeği bilmek zorunda. Duydukların seni rahatsız etmiyor olabilir. Ama bir eş kocası hakkında bu söylenenlere dayanamaz. Bekle. Garson. Böyle çekip gidemezsin. Lütfen anlamaya çalış Ranvir. Sen yanlış bir şey yapmadın. Lütfen dinle beni bir kere. Ben artık seni dinlemeyi bıraktım. Ama bana güvenmekten vazgeçmedin. Lütfen bana güven Ranvir. Güven mi? Kime güveneyim? Sana mı? Masallarına mı? Yoksa yalanlarına mı? Güven yerini kolayca yalana bırakabilir. Ama yalan asla güvenin yerini alamaz. Sen bana yalan söyledin Nişani. Değerlerime olan inancımı sarstın. İnandığım her şeyin üstüne yemin ederim ki ben insanlara güvenimi kaybettim. Bundan sonra canım ne isterse onu yapacağım. Ne ailemin ne düşündüğü umurumda, ne de toplumun. Ranvir. Ranvir lütfen. Ameliyattan daha yeni çıktın. Kendine dikkat etmelisin. Ne ihanet ne kurşun beni deviremedi. Bana kim ne yapabilir ki? Garson. Gördün mü? Mutlu musun? Görünürdü aranızda bir bağ vardı. Ama bu bağda güvene yer yokmuş. Her zaman kızım çok şanslı dedim. Onu seven bir kocası var. Ama sen bu şansını yok ettin. Bunu ellerinle yaptın. Ranvir'in sevgisini nefrete dönüştürdün. Sadece o değil. Ben de seni asla affedemem. Ranvir değişti. Baksana ona. Ne hale getirdiğini gör. Bundan sonra ne olur? Bunu ancak Tanrı bilir. Keşke bunu yapmasaydın. Ranvir'le evlenmeseydin. Ne tuhaf anne. İstesem bile bana artık yardım edemezsin. Ben de bana güven duymanı sağlayamıyorum. Ama göreceksin anne. Bir gün hepiniz bana inanacaksınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Kabul. Ranvir'i incittim, bunu inkar edemem. Ama ben onu aldatmadım. Ona bu kadar güvenmemi sağlayan bana olan o tarifsiz sevgisiydi. Şimdi ben sevgimle onun güvenini kazanacağım. Bunu yapana kadar da asla huzur bulamam. Bunu hem sana hem kendime söz veriyorum. Bir gün her şey yoluna girecek. Umarım İşani. Bunu ben de isterim. Ama başarabilir misin? Bundan emin değilim. Şimdi annene gidecek ve ona her şeyi anlatacaksın. Benim kötü alışkanlıklarım olduğunu, böyle bir kızla evlenmek istemediğini söyleyeceksin. Neden böyle bir şey yapayım? Çünkü seni bana annenin yolladığını biliyorum. Benim zengin bir aileden olduğumu biliyor. Annen de senin zengin bir kızla evlenmeni istiyor. Bu yüzden seni bana beni etkilemen için yolladı, değil mi? Affedersin.
Bunun için yolladığı doğru ama... Ama artık sen beni etkilemeye çalışmayacaksın. Değil mi? Hayır. Bunu artık ben yapmak istiyorum. Nedenmiş o? Çünkü dürüstsün. Ve dürüstlük bir insan için çok önemlidir. Öyleyse seninle daha dürüst olmama izin ver. Ben aslında burada gördüğün gibi bir kız değilim. Daha doğrusu bu tarz şeyleri hiç sevmem. Ben sadece vereceğin tepkiyi görmek istedim. Ama gerçekten öyle bir kız bulsan ne yapardın merak ettim. Öyle bir kız bulsam ne yapardım bilmiyorum. Ama dürüst bir kızsa onun olmaktan keyif alırdım. Garson! Dans? Olur. Seninle dans etmek istiyorum. Merhaba kızlar. Bence hepiniz Arvi ile dans etmelisiniz kızlar. Çünkü asıl eğlence şimdi başlıyor. Hey DJ! Ne oldu? Bu kadar surata sıcak ne var?
Ben sadece senin yaptığını yaptım. Aramızdaki tek fark, sen bunu gizli yaptın. Ama ben ulu orta yaptım. Ama merak etme, rahat ol. Sen hala benim karımsın. Kağıt üstünde olsa bile, yani seninle de dans edeceğim. Hey DJ, dans sırası karıma geldi. Bize özel bir şeyler çal. Ne mükemmel zamanlama. Bu güzellik burada eğlenirken sen orada somurt istemedim. Bak, senin için kim geldi? Ne cüretle buraya geldin sen? Hayır, onu ben davet ettim. Evet. Çırak, ne duruyorsun orada? Gel böyle. Buraya gel. O bu gecenin özel konuğu. Gel Çırak. Bay Çırak Mehta. Evime hoş geldin. Kardeşinin özel gecesinde ablası mutlu olsun istedim. Haksız mıyım? Bence mutlu olmalısın. Sen karvaçot orucunda onun evine gitmiştin. Ben de kardeşinin düğün partisinde onu buraya çağırayım dedim. Hadi, şimdi birlikte eğlenin. Hadi ama utanacak bir şey yok. Kimse yanlış anlamaz, inan bana. Benim için de hiçbir mahsuru yok. Hadi, ikiniz de böyle gelin hadi. Hadi hadi birlikte dans edin, hadi hadi hadi. Bak Şani, bir düşün. Benim kadar iyi bir kocayı nerede bulursun? Hı? Sevdiğinle bile dans etmene izin veriyorum işte. Ya eğer ben burada olduğum için utanıyorsan hemen giderim. Ama dansınızı görmeyi gerçekten çok istiyorum. Hey DJ, romantik bir şeyler çala. O kadar romantik olsun ki kendilerinden başka her şeyi unutsunlar. Onunla dans etmelisin. Hadi eğlencenin tadını çıkarın ha. Dans edin. Hadi İşhani. Kocanın söylediklerini duydum. Bence dediğini yapmalısın.
Vay. Bence sen bu işe karışma. Yoksa Ranvir buna çok sinirlenebilir. Belki de duymadın. Ben gecenin özel konuğuyum. Bunu biliyorum. Ben de herkese, özel konuğumuza ilgi gösterelim diyecektim. Madem Ranvir istiyor, dans etmelisin. Sen de bu dansı benimle yapacaksın. Seninle. Hı hı. Ama... Boş ver onu. İşhani danstan pek anlamaz. Ama ben dansı çok severim. Sen de bu dansı benimle yapacaksın. İnan bana, iyi vakit geçirdiğimi görmek Ranvir'i de çok mutlu edecektir. Hey DJ! Arvi sana özel bir şeyler çal dedi, değil mi? Başla o zaman. Müzik ve dans. Hey delikanlı, öyle olmaz. Filmlerdeki gibi dans et. Sen sanki garba yapar gibisin. Garba sıkıcıdır. Modern dans yapalım. Hadi dans et. Ne oldu, hala duruyorsun? Hadi dans et benimle. Ayağım. Ellerini bana bırak. Sen ayaklarını kullan. Alkış. Nasıldı? Keyif aldın değil mi? Devam edelim mi? Sen Arvin'in özel misafirisin değil mi? Ben de aynı şekilde bu akşam senin için özel birkaç insanı çağırdım. Anlamadın mı? Tanrım, kafanı çalıştır. Borç aldığın insanlardan söz ediyorum. Senin için burada olacaklar. Anladın değil mi? Hadi, onlar gelene kadar dans edelim. Hadi. Ayağa kalk. Ne oldu çırak? Şimdi hatırladım da benim birini aramam gerek. Hemen dönerim, olur mu? Çırak! 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 Sen davetli olarak buradasın. Muhabir olarak değil. Seni bir daha o makineyle görecek olursam eğer gitmek zorunda kalırsın. Affedersiniz. Ranvir? Ranvir? İyi misin? Sen bana bu sözü vermiştin. Şimdi ben veriyorum. Düşmene asla izin vermeyeceğim. Her sen dilediğinde orada olup seni tutacağım. İyi misin? Yok bir şey. Dikkat et. Yavaş. Bekle. Hadi. İlacını al. Ranvir. Çektiğin acının sebebi benim. Birini cezalandıracaksan buradayım. İstediğini yap. Ama lütfen kendine eziyet etme. Seni böyle görmeye dayanamam.
Al bunu. İşhani. İstedin. Bana değer veriyorsun değil mi? Hı hı. Ranvir, ben senin için... Sen benim için karvaçot orucu bile tuttun. Ben de bunun için sana bir hediye vermek istemiştim. Sürpriz bir hediye. Kalkma, otur lütfen. İşte hediyen. Bunu sana karvaçotta vermek istemiştim. Ben bu evi artık sana devrettim. Benim olan her şey artık senin. Bugünden sonra bu ev senin. Olamaz. Belgeleri düşürdüm. Bana bırak. Ne yapıyorsun? Ranvir. Ranvir, ne yapıyorsun? Ama... Ranvir, ne oldu? Ne yapıyorsun? Ben... Ranvir. Niçin yakıyorsun? Karvaçot orucu tutmadığına göre hediye vermeme gerek yok. Hayır Ranvir. Ben o orucu tuttum. Ama bir başkası için. Beni yanlış anlıyorsun. Ben o orucu senin için tuttum. İzin ver o gece ne olduğunu anlatayım. O gece ne olduğunu biliyorum. Yalanların artık işe yaramaz. Ranvir. Ranvir, ne yapıyorsun? Sen evli olduğumuzu unutup çırağa gittin. Şimdi ben de bu evliliği unutmak istiyorum. Düğünümüzde birbirimiz için 7 yemin etmiştik. Bugün o yeminleri geri alarak verdiğim sözlerden feragat edeceğim. Geri alacağım her yeminle verdiğim sözler hükmünü yitirecek. İlk yemin. İyi günde kötü günde yanında olmayacağım, bu yemini bozuyorum. İkinci sözüm. Aileme saygı duyacağım ama sana asla, ne de ailene. Üçüncü yemin, görev ve sorumluluklarım için ettiğim yemin. Bundan sonra senden değil, sadece kendimden sorumluyum.
sadece kendimden. Dördüncü yemin. Bugünden sonra hayatıma çok fazla kadın girebilir. Ama sen onlardan biri asla olmayacaksın. Bu yeminleri bozmakla seninle evliliğimi bitiriyorum. Aramızda bir ilişki kalmadığına göre onu takmanın anlamı yok. Evlilik kolyeni çıkar. Hayır. Bunu sen bana bağladın. Çıkaramazsın. Bu kolye bizim evliliğimizin sembolü. Evlilik sembolü. Benim boynumdaki ihanetin sembolüyken onu takmakla eline ne geçecek? Sen ihanetinle beni kalbimden yaraladın. Bu kurşun burama girdi. Kalbimin yanına. O yara kalbimde, bu kolye boynumda olduğu sürece o günü asla unutamam. Sana gelince sen de bu günü unutmayacaksın. Aslında o kolyeyi niçin taktığını ben biliyorum. Pırlanta taşları için. Önemi yok. Sorun değil. Senin olsun. Sadece kolye değil, evim de senin. İşim, soyadım, her şeyim Bayan İşani Vagera. Ama bana asla sahip olamayacaksın. Herkesin gözünde benim karım olabilirsin. Ama ben asla senin kocan olmayacağım. İnsan dünyaya bir kere gelir. Bir kere sever. Bir kere evlenir. Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Ama ben sana o şansı vermeyeceğim. Ben seni bir kere sevdim. Ama bir kere daha sevemem. Bitmiş bir birlikteliği bir daha ayağa kaldıramam. Efsanede bir kral, kraliçeyi bir sadakat testine tabi tutmuştu. Kraliçeyi kaçırtarak. Ama benim karım başkasına kendi ayağıyla gitti. Bizim aramızda bir düşmanlık olmayacak. O yüzden bir sınav da olmayacak. Ama evet, bu benim kendi hikayem. Bu hikayede kral da benim, hain de benim. Ben Ranvir'dim, Arvi oldum. Şimdi de bambaşka biri olacağım. Beni artık her gün yeni bir kızla göreceksin. Bana yaşattığın her acıyı sana misliyle yaşatacağım.
Bana acı çektirmek seni mutlu edecekse eğer, vereceğin her cezaya hazırım. Ama benden uzaklaşmana izin vermeyeceğim. Sevginin nefrete dönüşmesine izin verme. Ben denemeye devam edeceğim. Sevgini ve güvenini tekrar kazanana kadar. Bunu yapacağım. Ne yaparsan yap, artık bu beni ilgilendirmiyor. Ama bu odadan uzak duracaksın. Yeminlerimi geri aldığım için sen artık karım değilsin. Bunu kafana sok. Şimdi burayı hemen terk et. Yeminler geri alınabilse, sözlerden vazgeçmek mümkün olsa, bu dünyada evlilik diye bir şey kalmazdı. Evin için kural ve kaideler koyabilirsin. Ama adetleri öylece yıkamazsın. Aklın başında değil. Git biraz uyu. Ben zaten uyuyordum. Şimdi uyandım. Gözlerim açıldı artık. Şimdi bu söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Burası benim özel alanım. İstemediğim insanlar buraya giremez. Karın olduğumu reddeden sensin. Ben değil. Ben hala senin karının. Gerek sende, gerek bu evde haklarım var. Beni buradan gönderemezsin. Tamam. Madem güzellikten anlamıyorsun, belki de bunu zor yolla anlatmalıyım. Beni dinlemek zorundasın Şarman. Ne var anne? Bak, Ritika seni duymuş, niyetinin ne olduğunu biliyor. O yüzden vazgeç artık bundan. Dinle, ben gitmek istiyorum. Hayır, gidemezsin, ben izin vermiyorum. Önce söyle bana, Ritika ne dedi, evet mi hayır mı? Ben kimseye teklif yapmadım ki anne. Yanına sadece biraz sohbet etmek için gittim. Ne dedin? Ne yani, sen o kıza teklif yapmadın mı? Biraz sessiz ol anne, yoksa yine duyacak. Belki de olması gereken bu. O zaman onun için duygularını anlar ve seninle evlenmeyi kabul eder. Yeter artık anne. Evliliği oyun sanıyorsun. Sana göre her zengin kız potansiyel gelin. Bak anne, sen böyle düşünebilirsin. Ama onun ne düşüneceğini bilemeyiz. Hem bu onunla benim ilk karşılaşmam. Daha ilk günden böyle şeyler sorulmaz. Bunu yapmak zorundasın. Ama anne, bu çok... Bak, başımın üstüne yemin et. Eğer o kızla evlenmezsen... Çocukluk ediyorsun anne. Öyle deme. Niçin anlamak istemiyorsun? Armin'in Işani'ye nasıl davrandığını gördün. Herkesin önünde ona yapmadığını bırakmadı. Bu gidişle hepimizi bu evden atması, kapının önüne koyması yakındır. Oğlum, bu sadece bir evlilik değil. Bir tür hayat sigortası. Bu ailemizin güvenliği için lütfen. Ailemi ben güvenceye alırım anne. Bunun için ben... Nasıl olacak bu? Armin seni şirketinden atacak olursa ne yaparsın? Bak oğlum, ben seni iyi bir geleceğin olsun diye okuttum. Amerika'da eğitim aldırdım. Ben bana düşeni yaptım. Şimdi de sen biraz beni düşün ve aileni düşün, olur mu? Senden çok şey istemiyorum ki. Alt tarafı Ritika'yı evliliğe ikna edeceksin. Hepsi ama bu. Ama anne... Aması falan yok. O kızla evleneceksin diyorum. Bir gün bana gelin getirmezsen... bu dünyadan gözüm açık giderim. Ah! Şarman, annen her zaman böyle biriydi canım. Her zaman. Çünkü o sadece kendini düşünen biri oldu. Ama bugün ilk defa ailesi için bir şey yapmaya çalışıyor. Hepimizin güvenliği için bir şey yapmak istiyor. Doğrusunu istersen oğlum. Bizim için burada kalmak gerçekten zor. Ranvir bizi artık kollamayacak. İşani de bizim için bir şey yapamaz artık. O yüzden doğru olanı yapmalısın. Buna ihtiyacımız var. Anlıyor musun? Ritika'yı evliliğe ikna et oğlum. Yap bunu. Ranvir, Karvaçotsa... Ranvir, beni mutlaka dinlemek zorundasın. Gerçeği bilmen gerekiyor. Evet, ben bir hata yaptım. Senden şüphe etmek gibi çok ağır bir yanlışa düştüm. Buna da sebep o gece orada... babamın yanında olduğunu öğrenmiş olmamdı. Bir evlat olarak babamı o gece senin öldürdüğünden şüphe ettim.
Ama bir eş olarak kocamın bunu yapmayacağına inancım tamdı. Ben sadece o geceyle ilgili gerçeği bilmek istedim. Çırak da bundan istifade etmeye kalktı. Bana dediğine göre bir amcasının elinde o geceye dair bazı kanıtlar vardı. Babamı o gece senin öldürdüğünü kanıtlayan deliller. Ben de sana haber vermeden o kanıtları görmek için Çırak'ın evine gittim. Ama hemen anladım ki beni oyuna getirmişti. Bu planladığı bir tuzaktı. Ranvir bana zor kullanmaya kalktı. O morlukların sebebi buydu. Ben yanlış bir şey yapmadım Ranvir. Sana doğruyu söylüyorum. Bir şekilde oradan kaçmayı başardım. Yoksa beni... Ranvir lütfen. Lütfen bana inan. Yemin ederim düşündüğün gibi değil. Lütfen bana inan. Ben... Çırak'a inandığım için kendime öyle kızgınım ki. Ama bir şeyden çok mutluyum. Senden boş yere şüphelenmişim. Bu sayede yanıldığımı gördüm. Ve bir şey daha anladım ki... Ben seni gerçekten çok seviyorum. Başta arkadaşlarımız bunu anlamama izin vermedi. Sonra araya Çırak girdi. Beni etkilemek için her yolu denedi. Dürüst ve samimi görünerek beni kandırdı. Beni seviyormuş gibi davrandı. Ben de ona kapıldım. Beni gerçekten seviyor sandım. Ama şimdi her şeyin farkındayım. Benim gerçek aşkım Çırak değil. O sensin Ranvir. Sen hep yanımda oldun. Beni hiç yalnız bırakmadın. Ve ben bunu hiç göremedim. Ama şimdi her şeyin farkındayım. Bundan sonra ne bir yanlış olacak ne de başka bir şey. Sadece sevgi olacak. Ben artık ne seni sevmekten vazgeçerim ne de senden. Ranvir, senden şüphelendiğim için bana ceza verebilirsin. Ama ihanet için değil. Çırak'ın niyeti kötüydü ama ben istediğini almasına izin vermedim. Ben namusumu ve onurumu korudum. En ufak bir lekeye izin vermedim. Bana olan güvenini hiç sarsmadım. Ranvir, lütfen. Lütfen inan bana Ranvir. Ben... Çırak sana zor kullandı demek. Sahip olmaya çalıştı. Ranvir? Sen neden oraya gittin? Sana söyledim Ranvir ben. Evet. Dediklerini duydum. Benden de bana anlattığın her şeye inanmamı bekliyorsun. Öyle dedin diye yanlış yapmadığına inanmalıyım. Sen öyle dedin diye bu çırağın tuzağı demeliyim. Sen öyle dedin diye bu ailenin gelini ve benim karım olarak sınırları aşmadın demeliyim. Bir de o belgeler var. Onları çırağa vermediğini nereden bileyim? Ranvir, çırak delil için benden para istemişti. Amcasıyla ilgili o yalanı uydurdu ve ondan sonra... Sen de ona güvendin ama bana güvenemedin, öyle mi? Bir an için bile olsa Bay Harşad'ı benim öldürdüğümü düşünebildin. Sana olan sevgim için yıllarca elimden gelen her şeyi yaptım. Bir gün olsun hakkında kötü bir şey düşünmedim. Sana her zaman güvendim. Yanlış yapacağına ihtimal bile vermedim. Bunu aklıma bile getirmedim. Ben işhanime hep güvendim. Aklından geçen neydi? Tanrı katında kabul ettiğim bir adamı öldürebileceğimi mi düşündün? Ben sadece gerçeği öğrenmek istedim Ranvir. Ama ben sana söylemedim, öyle değil mi? Bunu seninle paylaşmak istemedim işhani. Sen de bunu fırsat bilip sana olan inancımdan şüphe ettin. Sana olan sevgime güvenmemeyi seçtin. En acı tarafı ne biliyor musun? Beni bir kenara atıp o adama güvenmiş olman. Seni hiç sevmemiş birine. Çırak'ı bana tercih ettiğin için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Asla. Ranvir lütfen. Git başımdan.
Erika, yine gel olur mu? Hı? İşhane'nin ihanetinden sonra Ranvir insanlara olan inancını kaybetti. Ama sen onun arkadaşısın. Onu yalnız bırakma, olur mu? İrtibatı kesme canım, tamam mı? Siz Ranvir için endişe etmeyin. Her şey yoluna girecektir. Ben artık gideyim. Ver Hüdaro. Amba abla. Ne hoş bir kız değil mi? En güzel tarafı da ne biliyor musun? O Ranvir'in en yakın arkadaşlarından biri. Amba abla, için rahat olsun. Bence bu kız Ranvir'i asla yalnız bırakmaz. Ben bundan eminim. Merhaba güzelim. Yardım edebilir miyim? Hadi. İzin ver. Bırak bir de ben deneyim ha. Lütfen. Senin gibi güzel bir kızın böyle şeylerle uğraşmaması gerekir. Üstüme gelme. Yoksa kimse seni elimden alamaz, anladın mı? Biliyor musun? Gözümü korkutmayı başardın ama senin gibi güzel kızlar zayıf tarafım. Yardım etmezsem içim rahat etmez. Hadi ama bana bir şans ver. Bu dünyada herkes bunu hak eder canım. En kötüler bile. Ritika dinle. Sen arabanı burada bırak. Ben seni evime götürüyorum. Ah, evine demek istedim. Karşılığında sen de bana bir kahve yaparsın. Hadi Maritika, biz eski arkadaşlarız. Senin gibi biri kimsenin arkadaşlığına layık değildir. İnsanlar arkadaşlıktan çok şey beklediği için. Eminim bunu sen de düşünmüşsündür. Ben sana hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Sen aşağılık, ahlaksız bir adamsın. Hiçbir değeri olmayan bir alçaksın. Şimdi buradan sessizce çekip git. Yoksa sana hayatının dersini veririm. Fakirleri koruyanlar olduğunu duymuştum. Ama zengini koruyanı ilk defa görüyorum. Niyetin cidden onu korumak mı, yoksa etkilemek mi? Muhtemelen de mecburiyetten. Çünkü İşhani sayesinde bu evde kalma şansını bulmuştun. Ama şimdi onun başı dertte. Haliyle biri bir çare bulmak zorunda. Kardeşi Ranvir'i ağına düşürdü. Abisi Ritika'ya aynı şeyi yapıyor. Bana bunun hesabını vereceksin. Biliyorum. Sen bunu beni etkilemek için yapmadın. Ama etkilendin. Alt tarafı 2 dakika sohbet ettik. Ya arkadaş olsaydık, çırak ne halde olurdu bilmiyorum. Seni evine ben bırakırım. Arabanı yarın sana gönderirim. Tamam. Gidelim. Tamam. Alçak herif. Fakir ama gururunu kaybetmemiş. Ritika'nın önünde kahraman gibi davrandı. Sanki evinde gibiydi. Ama artık orada uşak bile olamaz. Çünkü Ranvir İşhani'den öyle nefret ediyor ki, çok yakın bir zamanda hepsini kapının önüne koyacaktır. O zaman onlarla görüşürüz. Alo, Rişi. Biraz sonra şantiyede buluşalım. Evet.
Şu an yoldayım. Orada görüşürüz. Ranvir, dur, dinle beni. Geldin demek. Nerede kaldın? Bilmiyor musun? Saatlerdir seni bekliyorum. İçeri gel. Ne yapıyorsun burada? Partiye davet edilmiş olman odama girme hakkı vermez. Git buradan. Git dedim sana. Niçin ona bakıyorsun? Başkasının odasına gecenin bu vakti girilir mi? Git buradan. Burası benim odam. Burası benim evim. Misafirlerime kötü davranılmasından da hoşlanmam. Bu senin için sorunsa sen buradan gidersin. O değil. Gel bakalım Niti. Adım Niti değil. Benim adım Sona. Affedersin. Yanlış anlama. O kadar güzelsin ki gözlerine bakınca aklım başımdan gidiyor. Ne duruyorsun? Sana söyledim. Burada olması senin için sorunsa sen gidebilirsin. Ama odada kalırım diyorsan ona karışmayacaksın. Merak etme canım. O sadece konuşur. Zararsızdır. İçeri gel hadi. Onun burada olmadığını farz et. Sen sadece bana bak. Gözlerimin içine bak. O zaman başkalarını görmezsin. Hı? Hiç aklına gelir miydi? Bir gün Arvin'in kollarında olacağın. Bugün benimlesin. Bu gece olacakları kimse hayal bile edemez. Sen ve ben birlikte, baş başa. Sen bu geceyi hep hatırlayacaksın. Ben de senin adını. Bağırıyor böyle. Hey yüce tanrım, bu saatte kim bağırıyor? Gidip bakalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.